İstanbul Anadolu yakasındayız. Hadi Akka bakalım. Şelalesi'ne gidiyoruz. Akka Şelalesi iki kişilik bir aile. Ailenin annesi Ayla Hanım daha yakışıklı birini bulduğu için kocası Dursun Bey'i terk etmiş. Eşi tarafından terk edilen Dursun Bey, kendisi gibi bir baltaya sap olamamış olan oğluna tek başına bakıyor. Ailenin en küçüğü Veysel 23 yaşında. Bu yaşına gelmesine rağmen babasına oldukça zorlu anlar yaşatıyor. Akkaş ailesinde gün Dursun Bey'in Veysel'e yemek yedirme çabasıyla başlıyor. Veysel oğlum hadi yeme. Veysel hadi oğlum yeme. Ya git başımdan ya. Veysel. Uğraştırma beni ya. Oğlum bak beni sinirlendirme gel. Yemek falan yemeyeceğim lan ben. Veysel evladım bak babanla düzgün konuş beni sinirlendirme. Şşş git ya. Evladım bana el kol yapma. Annesiz büyümek Veysel'i çok etkilemiş. Anlaşılan bu evde yapacak çok işimiz var. Kalk şu kalk. Kenara. Kenara geç. Veysel. Veysel. Evladım. Veysel yap. Evladım yapma Veysel. Bu dikim var evladım yapma Veysel. Atlayacağım balonunu Veysel. Dikim var evladım. Yapma Veysel. Veysel. Bu Veysel bizi çok uğraştırıyor yani. 23 yaşına geldi ama baş edemiyoruz, anlayamıyorum sebebini. Liseyi de bitiremedi hala. Açık öğretime yazdırdık mecburen. Annesi de olmayınca başta tabii. Tek başıma uğraşamıyorum maalesef. Dursun Bey çok pasif bir baba. Bu böyle olmaz. Hemen müdahale etmemiz lazım. Ne oluyor ya? Ya abla iyi güzel de biz nereye gidiyoruz böyle 2 saattir? Nasıl yani? Ne otostop çektin aldık arabaya. 2 saattir vır 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 kendi kendine konuşuyorsun. Nerede ineceksen in artık. Seni uyarıyorum. Bu şekilde davranmak... İndir arabadan. Ne kadar şakadasın lan sen yürü git. Bu ne lan bunu hangi yöne taktın plakaya? Merhabalar. Merhaba. Dursun ben de nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz buyurun. Aaa Veyselciğim. Nasılsın? Kim lan bu karı? Evladım. Aa Veyselciğim, bu evin kuralları var. Bu evde böyle konuşmanı yasaklıyorum. O yasaklar boy boy seni Veysel Cowboy. Veysel! Kusura bakma evladım ben sana kaç sefer söylemedim mi eve gel. Kes lan sen de. Siz böyle konuşmasına izin mi veriyorsunuz? Bakın bu olmaz. Bu evde bazı şeyleri değiştirmemiz gerek. Bakın, birinci günümüzde ben sizin doğal yaşantınızı gözlemlemek istiyorum. Sanki ben yokmuşum gibi normal yaşantınıza devam edin. Anlaştık mı? Dursun Bey, anlaştık mı? Dursun Bey! Ha? Snake mi hazırladı? Ya siktir git ya! Ya Dursun Bey! O kadar da demedim, abartmayın! Ha tamam. Tamam. Peki o zaman. Anlaştık tamam, değil mi? Anlaştık. Tamam o zaman. Sanki ben yokmuşum gibi devam edin yaşantınıza. Dur. Dursun Bey bu evdeki en büyük sorun disiplinsizlik. Öyle mi diyorsunuz? Evet öyle. Bakın siz baba olarak çok pasif kalıyorsunuz. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Bakın, eğer Veysel bir daha yaramazlık yaptığında siz onu uyarmanıza rağmen devam ederse onu düşünme halısına oturtacağız. Düşünme halısı mı? Düşünme halısı. Bizde öyle bir şey yok ki düşünme halısı falan. Müthiş dadı Veysel'i değiştireceğini söylüyor. Veysel çok yaramaz çocuk. Yani hiç kimsenin sözünü dinlemiyor. Nasıl değiştirecek bilemiyorum. Veysel evladım. Bey, durun. Benden sonra söylenenleri tekrar diyorsunuz, tamam mı? Tamam. Veyselcim, seni uyarıyorum. Veyselcim, seni uyarıyorum. Bu evin kuralları var. Bu evin kuralları var. Şaka mısınız lan siz? Şaka mısınız lan siz? Hayır Dursun Bey, sadece benim dediklerimi söyleyeceksiniz. Hayır Dursun Bey, sadece benim söylediklerimi söyleyeceksiniz. Dursun Bey. Dursun Bey. Dursun Bey. Dursun Bey, beni hiçbir zorla çıkıyorsunuz ama. Attığın taş yan geliyor, anayı lan kan geliyor. Attığın taş yan geliyor. Hayır. Dursun Bey, lütfen.
Bakın daha tekrar etmek yok, tamam mı? Yeter Veysel. Bu şekilde davranmana izin vermiyorum. Bu evin kuralları var. Doğru düşünme ağasına oturuyorsun ve bu yaptıklarını bir düşünüyorsun. Hadi lan orada. Hayır Veysel. Bu evin kuralları var. Senin bu şekilde davranmana izin vermiyoruz. Hadi lan orada. Düşünme halısına oturacaksın Veyselciğim. Yok ya. Veyselciğim düşünme halısına oturacaksın. İki dakika kamerayı şey yapabilir miyiz çekimi? Sıkıştıran mısın? Sen kimsin lan? Bana bak, bana bak. Şimdi gideceksin, şu halıya oturacaksın. Paşa paşa, akıllanacaksın. Özür dileyeceksin babandan, anladın mı? Anladın mı lan? Senin fiştanına sikerim amına koyayım, ne oldu ama? Ha? Ne oldu? Tamam, bence yeter bu kadar. Güzel, güzel şeydi. Güzel parodiydi. Hoşuma gitti. Öncelikle Porsche Island'ın bir şey soracağım. Umarım bu ki hep bir CD kapağı olarak mı kalacak? Bir de o şarkılar umarım bu kinin orijinal kapağını bize vermeye imkanın var mı? Bir de Erkan bu ne? O maalesef şey olarak kalacak daima. Neydi? Öyle bir CD kapağı olarak kalacak. Yani o konuda üzgünüm.